Ölümcül koronavirüsü salgınının merkez üssü Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Çinli pastör, vaka sayısının 20 bine aşması ve birçok büyük şehrin karantin altına alınması üzerine mektup yazarak uluslararası toplumu Tanrı'nın bu şehre merhamet göstermesi için dua etmeye çağırdı. Ölümcül koronavirüsü salgınının merkez üssü Wuhan'da yaşayan Çinli pastör, vaka sayısının 20 bine aşması ve birçok büyük şehrin karantin altına alınması üzerine mektup yazarak Uluslararası toplumu duaya davet etti. Wuhan pastörü olarak tanımlanan Hristiyan lider, dünyanın dört bir yanındaki pastörlerden gelen kendisine nasıl destek verebilecekleri sorusu üzerine mektup yazdı. Mektubunda Yeremya 29:11'den örnek veren pastör, Rabbin tasarıları kötülükten değil iyilikten ibarettir. Tanrının planları bizi yok etmek için değil, Tanrı bizleri yetkinleştirmek için denenmemize izin veriyor. Bundan dolayı Hristiyanlar sadece bu şehrin insanlarıyla beraber acı çekmekte kalmıyor. Aynı zamanda korkunun hakim olduğu bu bölgede dua etme ve Mesih'in esenliğini getirme sorumluluğunu da taşıyor dedi ve uluslararası toplumu Tanrı'nın bu şehre merhamet göstermesi için dua etmeye çağırdı. Pastör mektubunu gözlerimizi İsa'ya çevirmeye davet ederek sonlandırdı ve bu kentin sadece Rabbin merhametiyle kurtulacağını söyledi. Uluslararası Hristiyan Kurumu çaresizlik ve korkunun hakim olduğu dönemde Çin'deki Hristiyan toplumunun acı çekenlere umut ve sığınma imkanı sağlamak için adım attığını duyurdu. Balkonlara yerleştirilen hoparlörlerle müjdenin duyurulduğu kentte maskeyle beraber İncil broşürleri dağıtılıyor. İnsan hakları izleme örgütü Wuhan ve Hubei kimliğine sahip olanların otelleri alınmadığını birçok yerde kurulan barikatlar nedeniyle seyahatin engellendiğini ve Hubei vatandaşlarının sosyal medya üzerinden tacize maruz kaldığını duyurdu.